pandemi başladı. Yani Türkiye'de artık da seyahat yasağı başlamamıştı. Öncesinde geldim. Daha sonra seyahat yasağı başlayınca kaldım burada. Kaldın herhalde. Evet, burada kalabalığız. Ya yani hepimiz bu sebepten dolayı buradayız zaten. Bireysel izolasyon iyi burada. Hani kimse kimseyle görüşmüyor zaten. Sosyal mesafeye dikkat ederek park ediliyor. Gün içerisinde bir şekilde vakit geçiyor. Yani işte çiçek falan ektim. Kitap okuyarak. Ya biraz huzurlu bir ortam tabii bu şehir hayatına göre. Kafa dinlemek için keyifli oldu. Ya tabii şimdi karavan limitli eşya kullanımı. Hani kullandığınız elektrik, kullandığınız su limitli. O yüzden evlerdeki gibi rahat değil. Metrekare olarak küçük. Az eşyanız var. Her şeyiniz yanınızda değil. O yüzden az eşya ile yaşamak biraz zor tabii. Elektrik, güneş panelinden ben elektrik üretiyorum. Kendi ürettiğim elektriği kullanıyorum. Suyu da gene depolarım var. Temiz su depolarına dolduruyorum. O şekilde idare ediyoruz. Yani uzun sürede yaşanır mı? Evet yaşanır ama az eşya ile yaşamanız gerekiyor. Tabii şimdi ben normal çalışan biriyim zaten. Şu an evden çalışmaya döndük. Seyahat kısıtlaması kalkınca geri döneceğim ofise. Ondan sonra karavana gidip gelmeye başlayacağım. Özel bir şirkette çalışıyorum ben. Aha, buradan evden çalışmayı karavandan çalışma olarak güncelledik. Karavanda en büyük sıkıntı şu, su sıkıntımız var. Şöyle söyleyeyim, devamlı dışarıdan su taşımak zorundasın ve suyu çok idareli kullanmak zorundasın karavanda. Onun haricinde yani ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Güvenlik açısından da bir sıkıntı yaşamıyorum. Burada bir de tüm karavancılar hep birlikte olduğumuz için karavan komşularımız da sağ olsunlar tutucuyuz. Yani biz bir yere gittiğimiz zaman en azından onlar bizim karavanımıza göz kulak oluyorlar. Yani önceden aslında belediyeler bize bir karavan park alanı yapsalar, sonuçta bizler bu karavanlara sigorta vergi ödeyen insanlarız. En azından belediyelerin karavancılara tahsis etmiş olduğu bir yer olsa da karavancılar gidip işte sokak aralarında boş arsalarda kalmasa gidip bu alanda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bu alanda şöyle sıkıntımız var. Bu alanda duş tuvalet yok. İşte bir gider yok. Biz bunları karşılamak için karavanlarımızı buradan kaldırıp başka yerlere gidip o ihtiyaçlarımızı giderip tekrar buraya geliyoruz. Yani sonuçta bir ihtiyaç bunlar. Bizim için bir ihtiyaç, zorunlu ihtiyaç. Evet, evet. Karavan park alanları da şu anda kapalı olduğu için yani sezonda bile hani normalde korona olmasa bile burada bu sıkıntı var. Karavanların atık su deposu dolduğu zaman gidip boşaltıp tekrar geliyoruz gibi. Var. Tuvalete duşu olmayan karavanlar var. Mesela örnek vereyim. Benim karavanımda banyo var. Tuvalet yok. O da yakında işte hemen ileride bir 50 metre ileride bir petrol var. Oraya gidiyoruz. Yani duşumuzu kendimiz burada halledebiliyoruz zaten karavanda. Ama su sıkıntısı da bir yandan var. Su sıkıntısı var. Evet. Yani suyu çok idareli kullan. Mesela evde böyle bulaşık falan yıkarken çeşmeyi açıyoruz. Su bol bol akıyor. Burada öyle bunu değil. Nasıl giderebilirsiniz? Nasıl giderebilirsiniz? Ya öyle bir şey olsa tabii ki iyi olur. Mesela Avrupa'da karavan park alanlarında bu var. Gidiyorsun karavanını çekiyorsun. Karavanı çektiğin yerde direkt senin zaten giderini bağlıyorlar. Evet. Ayrıca karavanın dışarıdan su girişi oluyor. 220 elektrik girişi oluyor. Bildiğin standart ev moduna geçmiş oluyorsun. Karavanlarla ilgili de bayağı haber yapıyorsun.